Öncelikle sosyal medyada her anını, bilgilerini veya fotoğraflarını paylaşma rahatsızlığının altında birçok neden yatmaktadır. Bu nedenlerden en önemlileri beğenilme arzusunun ve onaylanma ihtiyacının bireyin çevresi tarafından karşılanmamasıdır. Birey bu ihtiyaçlarını karşılamak için sosyal medyaya başvurur. Özel hayatıyla ilgili yapmış olduğu paylaşımlar bir başkalarınca etkileşim ve beğeni aldığında bireyin bu davranışı gerçekleştirme sıklığında artış meydana gelir. Bu durum önce alışkanlık, ardından bağımlılık haline gelir. Böylece birey kendini sosyal çevresinden izole ederek sosyal medyaya yönelir. Bu yönelim bireyde içe kapanmaya yol açabilir. Bu içe kapanma zamanla obsesif kompulsif bozukluk dediğimiz takıntı, kaygı, stres, uykusuzluk gibi hem fizyolojik hem de psikolojik sorunlar meydana getirebilir. Yani bu sorunlardan kurtulmanın en önemli yollarından biri kişiyi sosyal medyadan sosyal çevreye yöneltmeyi sağlamak, ekrana olan bağımlılığının azaltılmasında yardımcı olmaktır. Birey önce kendisi bunu yapmaya çalışır, sonra çevresinden yardım alır. Eğer her iki durumda da bir sonuç alamıyorsa, ilgili alanda uzman kişilerden profesyonel destek alınması bu sorunlarla baş etmesinde büyük rol oynayabilir. Yani eğer bu bağımlılıkla ilgili mücadele yetersiz kalırsa, zamanla bunlar tersine dönebiliyor. Bu sefer yıkıcı etkileri de olabiliyor.